Tekrardan merhabalar. Ee, daha önce Anksiyete Workshop'unda da detaylıca konuştuğumuz gibi hastalar çok yüksek kaygı duydukları esnada e, o panik duygusundan kaçınmak için çeşitli güvenlik davranışlarına başvuruyorlardı. Hatta bu güvenlik davranışları hastaların patolojisini devam ettirdiğini de söylemiştik. Ee, OKB'de ise hastalar yine stresi, kaygıyı yönetemedikleri durumlar yaşayabiliyorlar. Yine bu noktada Çeşitli güvenlik davranışları ve kompulsiyonlar gibi kaçınmalara başvurabilirler. Bugün konuşacağımız nötralizasyonda bu kaçınma davranışlarından bir tanesi içine dahil. E, OKB hastaları için nötralizasyon davranışlarının ne anlama geldiğinden ve bu davranışların hastaları nasıl etkilediğinden bahsediyor olacağım. Bugün paylaşacağım bilgileri de bilime dayandırarak değerli bir araştırmayla başlamak istiyorum aslında. Ee, Salkowskis ve diğer araştırmacılar 1997 yılında intrusif düşüncelerin nötralize edilmesinin etkileri adında bir makale yayınladılar. Ee, intrusif düşünce hastanın isteği dışında zihinsel bir süreç olarak ortaya çıkan, genellikle de rahatsızlık ve anksiyeteye neden olan düşünceleri, dürtüleri, imajinasyonları ifade eder diye söyleyebiliriz. Ee, OKB gibi durumlarda bu intrusif düşünceler hastanın kontrol dışında ortaya çıkıyorlar ve hasta bu düşüncelerle baş etmeye çalışıyor. Ee, intrusif düşünceler genellikle tekrarlayıcıdır ve hasta bu düşüncelerle baş etmeye çalışır. Ee, süreç normal düşünce süreçlerinden farklı. Bu da hastaları rahatsız edici. Kılmakla beraber sürecin rahatsız edici olmasıyla birlikte günlük yaşamlarını etkileyebilecek obsesyonlara da yol açıyor aslında. E, bu makalenin içerisinde konu alınan deney 28 katılımcıyla gerçekleştiriliyor. Katılımcılar kütüphaneden, hemşirelik kurslarından ya da kolejdeki bir akşam dersinden rastgele şekilde seçiliyorlar. E, bu kişilere de bir hafta, bir önceki hafta en az 10 intrusif düşünce yaşadıklarını ve bu düşüncelerin e, yüzlük bir ölçekte 30 veya daha fazla rahatsızlık verdiklerini rapor ediyorlar. Deneyde katılımcılara kognitif nötrleme, yani e, obsesyonlara karşı içsel bir tepki verme ya da dikkat dağıtma, obsesyon geldiğinde başka bir şeyle dikkati dağıtmak, meşgul olmak stratejileri veriliyor. Katılımcılara kendi obsesyonlarına odaklanmaları, ...veya nötrlemeleri ya da dikkat dağıtma stratejilerini kullanmalarını istiyorlar. Bu süreçte de obsesyonların yarattığı rahatsızlık düzeyi ölçülüyor. Aslında daha detaylı ileride bahsedeceğim. Fakat basitçe e, nötrleşme stratejisinin... ...obsesif düşüncelerin rahatsızlık düzeyini arttırabileceği öğreniliyor... ...ve bu davranışın aslında kendi kendini sürdürülebileceği sonucuna da varılmış oluyor. Nötralizasyon nedir? İntrusif düşüncelerin önlemek veya düzeltmek amacıyla yapılan çeşitli davranışları ifade eder. Özellikle obsesif düşüncelerin getirdiği stresi, kaygıyı e, azaltmak için hastalar bu yönteme başvurabilirler. Salkovskis ve meslektaşların araştırması da nötralizasyonun intrusif düşüncelere karşı... E, artan tehdit odaklı davranışların OKB'nin gelişimi içerisindeki rolünü anlamaya yönelik aslında ve nötralizasyon davranışları OKB semptomlarının genellikle de artmasına sebep olduğundan uzun vadede hem hastanın patolojisini hem de tedavisini olumsuz etkiliyor. Yine 1985 senesinde e, Salkovskis bu sefer yalnız yaptığı başka bir çalışma esnasında iki tane hasta üzerinden iki hasta örneği daha doğrusu vererek OKB'nin kognitif süreçlerini ve davranış tepkilerini açıklıyor. Örneklerdeki hastalarında obsesyonları hastanın kendini sorumlu hissetme, suçlama, kontrol etme gibi düşüncelerle birleştiğinde obsesif kompulsif davranışların ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu model kognitif terapide obsesyonların kognitif düzeyde nasıl işlediğini hem anlamaya hem de tedavi etmeye yönelik bir çerçeve niteliğinde. O yüzden çok önemli bir araştırma. Bu modele göre hasta intrusif düşünceyle tetiklendiğinde kendilerini korktukları şeyin gerçekleşmesinden sorumlu tutuyorlar. Yani potansiyel sonuçtan olabilecek korktukları şeyden kendileri sorumlu olduğunu düşünüyorlar. Ee, bu sebeple de korku, kaygı ve strese yol açıyor tabii ki korktukları şeyler başlarına gelmesin diye de işe yaradığını düşündükleri bazı davranışlarda bulunuyorlar. Tabii ki e, hastanın aklına tekrar tekrar introsif düşünce geliyor. E, ve hasta tetikleniyor ve çıkılması aslında çok zor olan bir döngün içerisine girmiş oluyor. Bu işe yarayacağını inandığı davranışsal tepkilere de kompülsiyon, nötralizasyon diyebiliriz. Peki obsesyon ne? E, zaten konuştuk e, workshop boyunca da kısaca geçmek istiyorum. Kişinin sürekli olarak istemeden zihnine gelen ve rahatsız edici bulduğu tekrarlayan düşüncelere diyoruz. Kompozisyonlar kişinin obsesyonlarını gidermeye ve nötralize etmeye çalıştığı tekrarlayıcı davranışlar ve ritüeller. Nötralizasyon ise bu obsesyonlara yanıt olarak gerçekleştirilen kısa vadede rahatlama sağlayan ancak semptomları uzun vadede olarak arttırabilen davranışlardır ve burada e, nötralizasyonda amaç obsesyonun içeriğini değiştirmektir. Burada bir örnek vererek daha güzel açıklayabilirim belki. E, Ahmet diye bir kişiyi düşünelim. Bu kişi iş yerinde sürekli olarak ofiste kapıyı kapatıp kapatmadığını düşünme, kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Burada Ahmet'in obsesyonu ne olabilir? Ee, olur da bir yanlışlık olursa Ahmet kapı, kapıyı kapatamazsa, kapatmadan çıkarsa olabilecek şeyler Ahmet'i bitirmeye başlıyor. Bir bakıyor sürekli gergin. Akşam işten çıkınca bile acaba kapıyı kapattım mı diye düşünüyor. Ve işin kötüsü kapatıp kapatmadığını da hatırlamıyor. Böylece Ahmet kompüzyonlar geliştiriyor. Ne gibi? Ee, mesela sürekli iş yerindeki kapıyı kontrol etmek istiyor, emin olmak istiyor kapatıp kapatmadığından. Akşamları eve gitmeden önce en az üç kere kontrol ediyor, geri dönüyor bir daha kontrol ediyor ve kapalı kapının çok kapalı olduğundan emin olma ihtiyacı doğuyor. Tabii ki çeşitli nötralizasyon davranışları da gelişiyor. Mesela işten çıkıyor ama kapıyı kapatıp kapatmadığı konusundaki şüpheleri bir türlü susmuyor. Bu düşünceleri, sesleri susturmak içinse sürekli geri dönüyor. Geri dönmek zorunda hissediyor kendini. Bu kontrol ritüeli aslında ona kısa süreli bir rahatlama sağlasa da, gidince görse de e, kapının kapalı olduğunu, arkasını dönüp yürümeye başlayınca tekrar aynısı kafaya geliyor. Yani bu davranış uzun vadede Ahmet, uzun vadede Ahmet'i çok zora sokuyor. Bu örnekte mesela Ahmet'in obsesyonu iş yerindeki bir kapıyı kapatıp kapatmadığı ile ilgili kontrol kompozisyonuna evrildi ve oradan sürekli geri dönme nötralizasyonuna yol açtı. Hastaların sık sık ellerini yıkamaları ve Ahmet'in de örneğindeki gibi kontrol etme, sayma gibi davranışlar fiziksel nötralizasyonlar daha sinsi olabilen zihinsel nötralizasyonlar da var. Biraz önce Emel Hoca'nın son bahsettiği slaytta çok detaylı şekilde yer de alıyor. Zihinsel olarak kaçınmak, spesifik düşünceyi reddetmek ya da olumlu düşünceye odaklanmaya çalışmak zihinsel nötralizasyona örnek aslında. Yine dua etmek, sembolik nesneleri kullanmak da nötralizasyon örnekleri. Ama türü ne olursa olsun nötralizasyon genel olarak nötralizasyon. E, hastaların burada kök inançlarının yerleşmiş olmasıyla nötralizasyona şiddete doğru orantılı. Yani ne demek istiyorum? İntrusif düşünce ne kadar belirginse, kök inanç ne kadar yerleşmişse nötralizasyona şiddeti o kadar fazla oluyor. Nötralizasyon sinsi, gizli olabilir. Terapist burada gözlem yeteneğini kullanmalı. Tabii ki terapistin fark etmesi tedavi için yeterli değil. Bu noktada terapist sokratik sorgulama yöntemiyle, yardımıyla da bu durumu hastaya fark ettirmeli. Sinsi nötralizasyon davranışları fark edilmediği müddetçe de hasta tedaviyi sonlandırsa bile mutlaka nüks yaşayacaktır. O yüzden ekstra bir önemi de var. Peki Salkovskis ve araştırmacı arkadaşları ilk bu 1997 yılında makaleden bahsetmiştim. Orada ne sonuca vardılar? E, hatırlarsanız 28 rastgele seçilen böyle intrusif düşüncelere sahip hastalar vardı onlardan kendi obsesyonlarına odaklanmalarını, nötrleme yapmalarını veya dikkat dağıtma stratejilerini kullanmalarını istemişlerdi. Ve bu esnada da e, obsesyonun yarattığı rahatsızlık düzeyini ölçmüşlerdi. E, sonrasında şuna varıldı. Nötrleme stratejisi kullanan hastalar obsesif düşüncelerin rahatsızlık düzeyinde çok fazla bir artış meydana geldi. Ve bu davranışında kendi kendini sürdürdüğü sonucuna varıldı. Yani ne diyebiliriz? nötrleme davranışı aslında obsesyonu besliyor ve patolojiyi sürdürdüğü de sürdürdüğü de unutulmamalı.